Yeniden merhaba herkese. 50 bin yıllık hikayenin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Profesör Doktor Erdem Denk'le söyleşimize. Hocam 2. bölümde kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Geçenlerde şu bağlamda bir soruyla başlamak aklıma gelmişti sizinle yapacağımız söyleşiye. Bir takvim yapmışlar. Bu takvimde miladı 0 yılı ya da işte İsa'nın doğduğu varsayılan yıl yerine Göbekli Tepe olarak seçip 10 bin yıl önceden başlatmışlar. Bu bağlamda Göbekli Tepe'nin çok farklı birçok yorumu karşımıza geliyor. Kimisi çok popüler yorumlar, dinsel tapınak vesaire gibi yorumları var. Bunların hangisine tırnak içinde inanalım? Hangisine biraz daha çok kulak vermeliyiz? Hangisinin daha önemli olduğunu düşünmeliyiz sizce? Vallahi ben yani inanma değil bilimsel bilgilerin verdiği üzerinden ne şimdiki veriler üzerinden ne söyleyebiliriz üzerine yoğunlaşmayı tercih ederim doğal olarak. Şimdi şuradan başlayayım. Yani bunun daha önceki adı tarihin sıfır noktası benzetmesiydi. Kuşkusuz Göbektepe son yılların dünyadaki en önemli birkaç arkeolojik buluntusundan birisi. Buna neredeyse hiçbir şüphe yok. Göbektepe'nin çok önemli bir yer olduğuna da şüphe yok. Yani sadece bugün biz çok önemsiyor değiliz. Bence o dönemin koşullarında da çok önemli bir yerdi. Çok belli. Fakat Göbektepe'yi tarihin başladığı yer olarak sıfır noktası ve benzeri benzetmelerle anmak Göbektepe'ye haksızlık. Çünkü bir şeyi çok değerli olduğunu ona olmayan bir değer atfederek gösteremezsiniz. Tarih on binlerce yıldır akıyor. Bu akıntı süreci içinde Göbektepe önemli duraklardan birisi ya da Göbektepe benzeri yapılar önemli duraklardan birisi. Bunu anlamak için belki şöyle diyebiliriz. Yani tarihin önemli kırılma anlarından birisi diyebiliriz belki ya da onu sembolize ediyor diyebiliriz daha doğrusu. Niye sembolize ediyor diyorum? Çünkü özellikle Karahantepe ve benzerleriyle son birkaç yılda daha iyi anlaşıldı ki Göbektepe bir dönemin örnek yapılarından birisi. Yani sadece bir tanesi onlardan. Bir sürü var benzerlerinden. Demek ki o dönemde böyle yapılar yapılmasına neden olan yapısal koşullar oluşmuş. Bir 2000 yıllık süreçten bahsediyoruz. Yani yaklaşık olarak işte günümüzden 10.000 yıl öncesiyle 8.000 yıl öncesi diyelim kabaca ya da 10.500 yıl öncesiyle 8.500 yıl öncesi diyelim kabaca. O 1500-2000 yıllık dönem boyunca yani ne diyelim bereketli hilal diye bugün bildiğimiz bölgenin kuzey hattında değil mi? Anadolu'ya tekabül eden takım hattında bugünkü isimlerle işte Urfa coğrafyası. Mardin'e kadar giden bölüm. Çünkü orada da bulundu benzer yerler. Kim bilir belki başka yerlerde de çıkacak. Bilemiyoruz ama o dönemde böyle yapılar yapılmış ve bunlar demek ki o dönem için çok önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Nedir bu değişiklik? Bence söyleyebileceğimiz en açıklayıcı kavram şimdilik buraların büyük toplaşma alanları olduğu. İnsanları burayı özel amaçlarla kullanmaya başladığı ve daha da önemli bir şey var. Bence asıl önemlisi bu. İlk çıktığı anda bu kısmen bilerek böyle yansıtıldı. Arkeoloji ekibi tarafından da işin açığı ama şimdi daha doğrusunu söylememiz lazım. Orası bir yerleşim yeri. Ve yerleşim yerinin kenarında hemen kıyısında olan bir toplaşma alanından bahsediyoruz. Yani Göbektepe o bildiğimiz yuvarlak anıtsal yapı tek başına işte etrafında hiçbir başka yapı olmadan ilk başta söylendiği gibi yapılmış bir yer değil. Tam tersine hemen kenarında nüfusu belki 1000'e kadar çıkmış olduğu söylenebilecek. Karahantepe için böyle bir tahmin yapılıyor. Göbekli'nin de 500'ün üzerinde olduğu anlaşılıyor. 500 ile 1000 arası diyelim nüfusun yaşadığı o dönem için büyük bir nüfus bu arada bir köy diyelim. Bu köyün dibinde bir toplaşma alanından bahsediyoruz aslında. Bu bir yenilik doğru ama tarihi oradan başlatmak bence doğru olmaz. Hani evet, önemli bir kırılma anı diyelim sadece. Hocam siz Göbekli Tepe'den kitapta bahsederken ilksel Birleşmiş Milletler diye bahsediyorsunuz. Bunu biraz açma şansınız var mı? Neyi kastettiniz? Doğrudur. Ya bu tabii birazcık mesleki deformasyon diyebilir bazıları buna. Yani kendi baktığın alandan benzetme doğru ama demek kastım şuydu aslında, daha da iyi anlaşıldığı gibi Göbektepe'nin kurulduğu coğrafyada benzerleri için de aynı şeyler olacak gibi görülüyor. Buralar insan nüfuslarının yoğunlaştığı, yan yana birçok yerleşimin kurulduğu coğrafyalar. Çok belli yani. İlk defa şöyle düşünün, ortalama 35 kişilik nüfuslar halinde yaşayan avcı toplayıcılardık. Birden 200 ve üzerinde nüfusların olduğu köylerde yaşamaya başladık. Yani birden dediğim birkaç yüzyıl içinde muhtemelen ama böyle bir şey çıktı. Düşünsenize. Hukuk düzeninizde, gündelik pratiklerinizde, karın doyurma pratiklerinizde 35 kişilik grubun avcı toplayıcı olarak ya da göçer olarak yaşamasına göre var ve bin yıllardır böyle yaşıyorsunuz. Yani kolektif hafızanızda bu var. Oysa birden siz 200 ve üstü nüfusun yaşadığı yerleşimlerde hayat sürmeye başlıyorsunuz. Bu insanların birbiriyle kavga etmemesi, gündelik hayatının normal akması, efendim karın doyurması, hukuksal yani çıkan sorunların çözülmesi, hukuksal mekanizmaların inşası falan. Her şeye yeni bir şey bulmanız lazım. Yani hiç bilmedi. Ya bu şuna benziyor. İnternet icat oldu. Bir sürü yeni konu çıktı karşınıza ve bunları çözmeniz lazım değil mi hukuken? Bunun gibi bir şey. Göbektepe ve benzeri yerlerin sakinlerinin böyle bir sorunsalla karşılaştığını düşünebiliriz.
Üstelik biliyoruz ki bu bölgeler, bu son bir yılda daha iyi anlaşıldı bu arada. Bu tip bölgeler göç yollarının kenarında kurulmuşlar. Büyük ceylan ve benzeri hayvanların büyük göç yolları var. Oralarda kurulmuşlar ve avlaklar yoluyla da orada göçen hayvanlar hapsedilmeye başlanmış. Büyük tuzak alanlarla. Bu tuzak alanların bazılarının ben resmini gördüm. Canlandırması ile ilgili bazı tartışmalarda da bulundum. Çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Her bir avlak, av alanı, tuzakları birkaç yüz hayvanı tutmak için yapılmış. Bunun yapılması ve sonucundan faydalanılması böyle birkaç yüz kişilik grupların birlikte çalışmasını gerektirir. Bu ne demek? Hem grup içinde hem başka gruplarla ortak sorunlarımızı, ortak çözümler üretmişiz. Karın doyurmaya avlak yapmışız beraber muhtemelen. Peki bunları yapma sürecini, çıkan ürünleri paylaşmayı ve bir sürü başka diğer sorunu nerede çözeceğiz, nasıl çözeceğiz? Bir araya gelip toplaşıp karar alarak çözeceğiz değil mi? Henüz savaş mantığımızda daha oturmamış, unutmayınız değil mi? Araçları da yok bunun. Benim tahminim şu, zaten herhalde 3 aşağı 5 yukarı böyle denmese de birçok kişi katılacaktır. Bu tip yerler belli dönemlerde toplanıp sorunları çözmek, işte neyse av sahalarını paylaşmak da olabilir değil mi bu? Toplam alanlarını paylaşmak da olabilir. Ya da başka gruplarla çapraz çiftleşmelere girmek olabilir. Çünkü bu türlerin devamı için çok önemli bir şey. Ya da efendim başkaca bizim şimdi aklımıza gelmeyen şu an için. Bir sorunun veya konunun görüşülmesi için olabilir. Yapılmış yerler. Tabii ki her tür toplaşma belli ritüeller eşliğinde yapılırsa bir tür koruma kazanıyor değil mi? Yani niye toplandınız? Çay içmeye toplandık demiyorsunuz değil mi? Bir ona bir tırnak içinde bir anlam yüklemeniz lazım. Ki o anlamın değerin arkasında herkes birleştiğinde de onun kalıcılığı sağlansın değil mi? Kimse ona saldırmasın. Bir tür süreklilik kazansın diye. Bu tip yerlerin Birleşmiş Milletler mantığına benzer şekilde aslında uluslararası tırnak içinde sorunları çözmek için kurulduğunu vurgulamış oluyorum o zaman ben Birleşmiş Milletler derken aslında. Peki hocam. Efendim. Tam şeyi soracaktım siz Birleşmiş Milletler deyince. Ya şimdi üçümüz de uluslararası ilişkiler mezunuyuz. Bizde de ister istemez bir öğrenim deformasyonu var. Burada bir BM varsa buranın bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi var mı? Bunu yani bir ayrıcalıkları var mı? Çünkü mimari de sanki buna uygun gibi geliyor. Evet, çünkü şöyle düşünün. Gidenler biliyordur zaten, izleyince de anlaşılıyordur. O toplaşma alanlarına en fazla 20-30 kişi girer. Hadi 50 kişi girsin. Ama bir köyde bile en az 200 kişi yaşıyor. Bu ne demek? Oraya herkes giremiyor demek. Kim girecek oraya? Yani illa bir ayrıcalığı bugünkü anladığımız anlamda hiyerarşik olarak düşünmeyelim tabii. Örneğin her hanenin ihtiyarı gitmiş olabilir. Değil mi? Belli bir hane öbeğinin ihtiyarı gitmiş olabilir. Eğer benim tahminim o yönde zaten. Eskiden bildiğimiz 35 kişilik grupların bir araya gelmesiyle oluşmuş 200-500 kişilik köylerden bahsediyor olabiliriz. Yani ne diyelim, mahalleler konfederasyonu gibi değil mi neredeyse bir tür. Öbekler konfederasyonu gibi. Her öbeğin bir tane temsilcisi olabilir. Ya da o yerleşimin birkaç temsilcisi vardır ama ortak sorunları çözdüğünün başka yerleşimler var değil mi? Onların da temsilcileri gelmiştir. Muhtemelen belki de o dikili taşların üzerindeki hayvan bezemeleri, o gelen ya da her bir gelen grubun kendi motifi belki dedim, bir tür sembolü. Sonuçta bir sürü yerden gelen grupların temsilcileri olduğuna göre bunlar tırnak içinde elitler olmalı. Yani bugünkü anladığımız anlamda lütfen düşünmeyin ama değil mi? Ancak bu tabiri bulabildiğim için söylüyorum. Yani bir statü elitliğinden bahsediyorum sadece. Belki bir hiyerarşik elitlikten bahsetmiyoruz. Kaynak dağılımı açısından söylüyorum en azından. Onların bir tür ihtiyar heyetinin toplaştığı bir yer tabii ki bazılarının daha eşit olduğu bir yerdir. Güven bugün BM'de olduğu gibi. Üstelik şunu da söyleyeyim. Eğer bu yaklaşım doğruysa herhalde şunu söyledim. Bugün BM'de New York'ta. Yani dünya devletlerinden birisinin topraklarında. Her ne kadar orası bir uluslararası alan bile olsa. Göbeklitepe'de bir sürü köyün birisinin içinde. Belki burası en güçlü olduğu için orası seçildi. Belki de en zayıf olduğu için seçildi. Bakın bunu da bilmiyoruz. Belki de en zayıf ve en zararsız görüldüğü için. En böyle tarafsız ve yani hani biliyorsunuz tarih boyunca iki türde de gücün yükselişine biz şahit olduk. Yani bazen de en içimizde, yani ateşin başında kim kalmış meselesinde konuşmuştuk ya, hatırlayınız. Belki de içimizde en zararsız gördüğümüze bu yetkiyi verdik tırnak içinde. Yani kimseye bu aleyhine kullanmaz diye. Belki o zaman da başka faktörlerin devreye girmesiyle güçlendi. Onun için bence çok benziyor. Hatta son nokta olarak şunu ekleyeyim. Göbektepe mimarisinde bir şey daha görüyoruz. Göbektepe'nin içinde bir de iki tane ayrıca dikili taş vardır merkezde ve orada bir de inner circle vardır. Yani iç halka bir daha vardır. Sanki oraya bile
ayrıcalıkların içinde daha ayrıcalıklılar giriyormuş gibi bir izlenim ediniyorsunuz. Hocam o zaman mesela eşitsizliğin başlamasını toplumları aşan işbirliği ihtiyacının doğmasıyla eşleyebilir miyiz o zaman? Yani doğrudan tek neden bu değil ama evet bence burada bir şey var. Çok anlamlı bir korelasyon var. Yani hem toplumun içinde hem toplumlar arasında bir tür sizin onun için o diğer teori yaklaşım burada devreye girebilir. Hem toplumun içinde hem toplumlar arasında toplumlara aşan parçalanmalar var, uzmanlaşmalar var, iş bölümü var. Ve bunun getirdiği arayışlardan birisini delalet ediyor olabilir Göbektepe ve benzeri yapılar. Doğrudur. Yani burada o zaman işte hani biraz konu dışı olacak ama mesela üst bir yetki oluşturmak, üst bir kurum kurma ihtiyacı aslında bu dediğimiz toplumlar arası ve ilçe eşitsizliği besliyor. Yine aslında bu AB literatüründe de bunu söyleyebiliriz. Hani yine üst bir kurum kurma ihtiyacı yine bu eşitsizliği yaratıyor, oluşturuyor gibi. Evet. Çünkü bürokrasinin altın kuralı diye bir şey var biliyorsunuz. Bir varlığı siz ortaya çıkardığınızda, yarattığınızda sizin için araç olan şey, araçlarda da bunu konuştuk. Bir süre sonra sizi yönetmeye de başlayabilir, değil mi? Çünkü o da bir varlık kazandığı için, yaşamak için, kendini daha da büyütmek için çaba sarf etmeye başlar. Onun kendine has bir çıkarı, yani artık Göbektepe'yi yapanların veya kullananların diyelim daha doğrusu, kendilerine has bir çıkar oluşmaya başladı, değil mi? Onu tutmak ve orada varlık kazanmak. O zaman da çıkarlar ve değerler farklılaşmaya başlıyor. Çıkarların ve değerlerin farklılaştığı her yerde de eşitsizlik vardır demektir. Güç mücadelesi başlıyor çünkü artık. Kimin dediği doğru olacak? Kim değerleri ve çıkarları belirleyen güç bulacak? Kim bundan işte hesap soracak ya da onun yerine geçecek? Diyalektik burada başlıyor belki. Zaten onun için olsa gerek 10 bin yıl öncesine kadar tırnak içinde, yani tabii ki bir sürü içinde varyasyonlar var ama tırnak içinde diyorum aynı kalan dünya düzeni son 10 bin yıldır birden ivmelenmiyor. Hele son 5 bin yıldır birden ivmelendi. Hele son 200 yıldır birden ivmelendi. Bunların hepsi iş bölümü uzmanlaşmadaki kırılma sekansları, değil mi? En son sanayi devrimi. Ondan sonra da işte son yaşadığımız küreselleşme çağının ne devrimi diyorsanız bunu artık. Bunların hepsi uzmanlaşma iş bölümünün kırıldığı ve yeniden tanımlanıp çoğaldığı zaman aralıklarına tekabül ediyor. Ve bunların hepsinde de biz çok ciddi sosyal toplumsal çalkantılar yaşadık. Hocam biraz mekansallığından bahsettik Göbeklitepe'nin. İşte bu ilksel yaşam ve üretim biçiminin oluşturduğu böyle bir mekan olduğundan. Bu yaşam ve üretim biçiminin işleyişi içerisinde Göbeklitepe nasıl bir mekan olarak karşımıza çıkıyor? Şunu demek istiyorum. Göbeklitepe'nin hangi nitelikleri var? Bu genel yaşam ve üretim biçiminin diğer nitelikleriyle paralellik göster. Vallahi şimdi Göbeklitepe'nin hani tek tip bir yaşam biçimi yok. Çünkü Göbeklitepe sonrasından bakarak bunu söylüyoruz tabii ama bir geçiş formu aslında bir yandan da. Yani şöyle diyelim, avcı toplayıcılığın bazı yapısal koşulları devam etmekte. Onun için onun bazı kurumlarını devam ettiriyorsunuz. Ama bir yandan da avcı toplayıcı, göçer avcı toplayıcı yaşam biçiminin bazı özellikleri bitmiş. Onun koşulları ortada kalmamış. Mesela yerleşikliğe geçmişsiniz. Mesela hayatınıza tahıl girmeye başlamış. Daha önce hiç olmayan bir şey bu, değil mi? Son 13-14 bin yılda olan bir şeyden bahsediyoruz. Hayatınıza küçükbaş hayvan girmeye başlamış. Küçükbaş hayvanları tüketmeye başlamışsınız. Yani daha önce koyun tüketme diye bir alışkanlığımız neredeyse hiç yok. Yani veriler böyle bir şey söylemiyor bize. Bütün bunlar atomize olmuş bireyi besleyen şeyler. Çünkü lütfen dikkat buyurunuz. Mamut et için konuşmak gerekirse kolektif olarak avlanan ve kolektif olarak tüketebilecek bir hayvandır. Oysa koyun, değil mi, bireysel olarak tüketmeye çok, yani daha mikro örgütlenme halinde tüketmeye çok uygun bir hayvandır. Değil mi? 3-4 kişiyi doyurur. Tırnak içinde aileyi doyurur, değil mi? Aslında onu ele geçirmek de görece çok kolaydır. Zaten biz koyuna geçerken mamutla koyun arasında ceylan vesaire gibi hayvanların avcılığının çok arttığını görüyoruz. Yani bu da aslında bireysel avın ya da daha mikro örgütlenmiş bir grubun karnını doyuracak bir avın söz konusu olduğunu gösteriyor. Yani ne demek istiyorum? Göbeklitepe geçmişten gelen süreklilikler kadar değişiklik güçlerinin de kendini göstermeye başladığı bir alan, sekans aslında. Dolayısıyla bir yandan eskiyi devam ettiriyorsunuz, bir yandan onun artık sizi taşımayan değerlerini ve kurumlarını değiştirme ihtiyacını görüyorsunuz. Bir yandan da yeni çıkmakta olan yaşam tarzının ihtiyaç duyduğu kurumları inşa etme kavgası veriyorsunuz. Kimin lehin olacak, değil mi? Artık bir de o kavga var. Yani hukuk değişmek zorunda. Öyle herkesin eşit olduğu, herkesin dediğinin doğru kabul edildiği bir hukuk sisteminden güçlülerin lehine yazılmış kuralları uygulatan bir devlet ya da toplum düzenine doğru geçiyorsunuz. Değil mi? Çok belirgin artık bu. Orada karar almış birkaç kişi ve çıkıp diyor ki bugün şu kararı aldık. Günümüz metaforuyla benzetme yapalım. Beyaz duman çıktı, değil mi, şeyden, Göbeklitepe'nin bacasından. Köydekiler diyor ki aha filanca seçildi, yandık.
Öbür kısımda diyor ki oh bizimki seçildi. Değil mi? Ya da bizim dediğimiz karar çıktı. Yani aslında çıkarlar ve değerlerin farklılaşması kazananlar ve kaybedenlerin olduğu bir toplumsal yapıya geçtiğimiz anlamına da geliyor. Ve orada da yani bugün sınıf savaşı mı dediğimiz yani indirgeyerek her türlü iç çatışma ve dış çatışmanın kapısı aralır. Biz artık yavaş yavaş bunun mayalandığı koşullar. Ha, bu otomatik gerçekleşecek mi? Hayır değil. Niye? Tekrar ediyorum hala mülkümüz bugünkü anlamıyla yok aslında. Yani biriktirme yok. Hala tarım yapmıyoruz yani. Hasat yapıyoruz belki. Tahıl hayatımıza girmiş. Ama böyle tarım yapıp depolamıyoruz hala tahılları. Dolayısıyla hala insanların elinde asimetrik olarak mülk birikmemiş. Değil mi? Biz statü ayrışmasının kurumsallaşması sürecindeyiz yavaş yavaş diyebiliriz belki. O anlamda geçiş formu. Dolayısıyla hani şöyle tamamlayayım sorunun cevabını. Göbeklitepe'yi anlamak aslında bugünden bakarak tabii konuştuğumuz için neyin hangi koşula göre nasıl değiştiğini gözlemlemek için de çok güzel bir laboratuvar gibi bize bir şey sunuyor önümüze veriler. Tabii bu kazılar ilerledikçe çıkan verilerle daha iyi anlayacağız. Yeter ki üzerine yanlış olarak yapıştırılmış şeylerden arındıralım bazı yaklaşımlarda. Hocam Göbekli Tepe'yi mekansal olarak bu geçişin hani bir laboratuvar olarak nitelendirdiniz ya. Geçiş sonrası için laboratuvar olarak da örnek veriyorum Çatalhöyük'ü nitelendirebilir miyiz? Oraya bakabilir miyiz mesela? Vallahi bakarız. Tabii şu şehre düşerek devam edeyim. Yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Bir daha altını çizme ihtiyacı hissediyorum. Göbeklitepe'de yaşayanlara geçiş formu demek onlara haksızlık. Çünkü onların biz de bir geçiş formu. Her zaman bir geçiş formudur değil mi? Sonradan baktığında evet. Sonra bu olmuştu. Önce bu vardı. Bunlar da geçiş formu dersin. Onlar kendi koşullarında kendi çözümlerini ürettiler. Biz bugünden başlayarak ancak bunu anlama hani ben anlamayı kolaylaştırmak için kendimce anlamaya çalıştığım için böyle söylüyorum. Yoksa onlara ara form demek yani hiçbir döneme denemez, onlara hiç denemez. Haksızlık olur. Şimdi biraz önceki sorunuzu şöyle bağdaştırabilirim. Genelde önceki soru da bununla ilgiliydi. Avcı toplayıcılık bittiğinde tarıma da geçmişiz varsayıyoruz ve tarımda doğal olarak eşitsizlik getirmiş varsayıyoruz ya. Ki bunların hepsi yanlış bence. Birinci bölümde konuştuğumuza bağlayayım. Arkeoloji bize burada da çok büyük bir ders veriyor. Biz zannediyoruz ki tarım ve yerleşik yaşamı aynı anda geçtik. Sonra bu din de doğdu ve eşitsizliğin bütün aile de doğdu ve eşitsizlik başladı. Tarihe birazcık daha yakından baktığımızda görüyoruz ki bunların her birinin arasında birkaç bin yıl mesafe var. Ve bunların hiçbirisi de tek başına eşitsizlik doğurmuyor. Ve dediğiniz gibi bunun en güzel kanıtı da bence Çatalhöyük. Çünkü Çatalhöyük yani Göbektepe ve Karahantepe özellikle şimdi gerçekten dünya tarihinde çok önemli yerler ama dediğim gibi benzerleri olan yerler. Oysa ki Çatalhöyük dünyada benzeri olmayan neredeyse tek anlamlı bu o dönem için o dönemi işaret eden anlamda söylüyorum yerleşim yeri. Yani Çatalhöyük kadar eşsiz bir yerleşim yeri dünyada yok. Diğer konuştuğunuz bütün yerleşim türlerinin avcı toplayıcılık dahil zaten onlar hep geneldi. Hep benzeri ve bir sürü benzeri olabilir. Ama Çatalhöyük'ün benzeri henüz bulunmadı dünyada. O kadar değerli ve önemli bir yerden bahsediyoruz. Ve bence bu önemini katlayan şey de sunduğu verilerle bizim 18-19 yılda kurumsallaştığını söylediğim toplum ve devlete dair neyse bütün argümanları yerle yeksan etmesi. Ve beni şaşırtan şu ne yalan söyleyeyim. Çatalhöyük Göbeklitepe gibi son 10-15 yılda bilinir olan bir yer değil. Çatalhöyük 1960'lardan itibaren bilinen bir yer. Ve orayla ilgili çalışmalar modern siyaset bilimi çalışmaları içinde hiç yok arkadaşlar. Bakın çok şaşırıyorum. Dünyanın siz de bazen rast geliyorsunuzdur. Örneğin İtalya'dan bir ders kitabında Çatalhöyük. İşte geçen ben istemiştim bir öğrenci arkadaşımdan Bolivyalı. Bolivya'daki lise ders kitabını aldım. 2 sayfa Çatalhöyük'e yer ayırmışlar. Bizde de var biliyor musunuz? Ben kızımın kitabına baktım. Bizim de ortaokul lise müfredatımızda Çatalhöyük geçiyor. Hem de 1 sayfa neredeyse var. Fakat siz Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin mezunusunuz arkadaşlar. Devleti çalışan bir yer. Çatalhöyük'ün adını ne zaman duydunuz Allah aşkına okulda? Okulda duymadık. Biz de duymadık okulda. Ve ben Çatalhöyük'te bahsettiğim için yani ne alakası var tepkilerine muhatap oluyorum biliyor musunuz? Oysa ki Çatalhöyük devlet üzerine çalışan herkesin gidip iyice araştırması gereken bir. Hatta ben birazcık yani tartışmamızın konusu olan kitap ilk versiyonu kitap çıktı ama o kitap çalışmaları diyeyim. Diğerleri henüz tamamlanmadı. O çalışmaları yaparken Çatalhöyük'ü daha yakından fark ettiğimde ki 45 yaşından sonra bildiğim bir yer ama yani önemini fark ettiğimde benim çalışmam açısından, bizim alanımız açısından bütün her şeyi bıraktım. Bir yıl Çatalhöyük çalıştım. Ve yani çalıştıkça da hayretime hayret katıldı. Çünkü o kadar değişik bir yer ki sunduğu verilerle bizim bunu siyaset bilimi hukuk çalışmaların içinde ya en azından adını zikretmemiş olmamız bence büyük bir kayıp. Sadece Türkiye için değil dünyada. Çünkü dünya üniversite
bilim camiasında da çatalhöyük biliniyor. Bakın ortaokulda biliniyor. Lisede biliniyor ama üniversitede bilinmiyor. Çok garip değil mi sizce de? Çok garip. Peki hocam bu unikliğini sağlayan şey mi? Yani benim aklıma hep o geliyor. Kamusal özel alan ayrımındaki o garip yapısı mı? Yani damların yapısı mı diyeyim böyle. Tamam şöyle sıralayayım. Yani Çatalhöyük'te hane var. Hanelerin içinde ocak var. Her bir hanenin içinde bugünkünün aynısı olmasa da bir tür aile yaşıyor. 6-8 kişiden oluşan. Her bir hanenin az ya da çok özel mülkiyeti var. Hanenin kendisi olmak başta olmak üzere. İşte bazı taşlar, öğütme, küçük havan elleri vesaire. Kiler var. Evin içinde birkaç bölüm var. Ve fakat bu kadar yani ne diyelim bugünkü tabirleri hane var, özel mülkiyet var, aile var değil mi? Aslında tam böyle hani damarına literatüre girmek gerekirse. Var ve fakat devlet yok. Eşitsizlik yok. Yani mutlak eşitlik tabii ki yok. Onu kastetmiyorum ama tapınak yok. Kamu dairesi yok. Hiç diğerlerinden bariz bir şekilde büyük ve onları yönettiğini düşünebileceğiniz ev yok. Birlikte sahiplenilmiş bir toprak, birlikte üzerinde yaşanan bir toprak ve haneler halinde yapılan bir toprak burası. Tarım da var bu arada. Hani neyle karınlarını doyurmuş derseniz artık tarıma geçirmiş tamamen. Hayvancılığa geçirmiş. Ya insanların karnını neyle doyurduğuna bakıyorsunuz. Tahılla doyurmuşlar. Et olarak da çok büyük oranda koyun etiyle doyurmuşlar. Tamam mı? Yaban etiyle falan değil. Bu insanlar bugünküne yakın bir diyete sahipler. Tamam mı yani? Tahıl ve et ve ot anlamında söylüyorum ki zaten asıl belirleyiciler onlar. Avcı toplayıcı kesinlikle değiller ve ara form tırnak ise ara da değiller. Bildiğiniz yerleşik çiftçi toplumlardan bahsediyoruz neredeyse. Ve bahsettiğim özellikleri var. Ve fakat evlerin içinde kadın erkek ilişkisi dahil olmak üzere eşitsizliğin kurumsallaştığını gösteren hiçbir veri yok. Tam tersine birçok açıdan eşit oldukları anlaşılıyor. Yani ne demek istiyorum? Aşağı yukarı aynı beslenmişler. Aşağı yukarı aynı koşullarda çalışmışlar. Yani herkes çalışmış bir şekilde. Efendim kimse kimseyi öldürmemiş neredeyse. Değil mi? Savaş yok. Çatışma izi yok. Ve 1500 yıl yaşamışlar bir arada. Neredeyse nüfusları 8000'e çıkmış. Bakın bunlar muazzam veriler o dönem için. Yani biz bugün 150 yıl yaşayan bir devleti Cihan İmparatorluğu sayıyoruz değil mi? Uf be dünyaya nizam getirdi. Roma, Osmanlı bakın bunlar çok harikalardı. Şöyle güçlülerdi diyoruz. Ne kadar yaşadılar? Yani gerçek anlamıyla güçleriyle 150 yıl yaşadı bu devletler. Geri kalan hepsi kurulma ve çökme dönemleri, yani gerileme dönemleridir. Değil mi? Hadi onu da al 600 yıl yaşadı diyelim Osmanlı. Çok büyük bir başarı. Ama yani 1500 yıl boyunca doğru düzgün çatışmanın olmadığı, içeride eşitliğin büyük ölçüde korunduğu, gündelik hayatın neredeyse sorunsuz aktığının yani görece tabii ki anlaşıldığı bir büyük yerleşimden bahsediyoruz. Ve bu evlerin hepsinin içinde duvar resmi var mesela. Hani kültür sanat da zenginmiş diyelim kabaca. Değil mi? Hepsi benzer motifler üzerinden bir aidiyet sembolü olarak yapılmış olsa da yani yapılma amaçları birazcık oraya matuf olsa da yani şöyle özetleyebilirim. Üretim ve güvenlik araçlarının bir yandan bireyselleştiği anlaşılmakla birlikte demek ki kolektif sahipliği üzerinde öyle bir uzlaşma var ki ve bir uygulama var ki hala grup birbiriyle kavga etmeyecek kadar birbirine dayanışma ve bağımlılık içinde yaşıyor. Ve bu tarımın ve çiftçiliğin yerleştiği bir şey, dönemde. Hocam bu arada siz deyince aklıma geldi. Bir de şöyle bir şey mi vardı doğru mu hatırlıyorum? Oda sayıları dahi kişi sayısına göre artıyorsa da sonra eğer o kişi ölürse evet. Eksiliyor. Tekrar eksiltiyor. Evet. Yani bu hiç kimse bozulmuyor. Ortalama kişi başına düşen metrekareler o kadar yakın ki birbirine. Hatta bir veriye bulguya göre de Çatalhöyük hatta bunun bereketleri Levant'ta da birkaç tane benzerine rastlandı bu özelliği. Bazen evler yeni katılan kişiye uygun olarak büyütülüyor. Sokak olmayan ara bölgelere doğru. Sonra o ihtiyaç ortadan kalktığında orası bir şekilde ya kapatılıyor ya yıkılıyor, tahrip ediliyor. Yani aslında burada kişi başı yaşam konforu bile eşit. Bu yani sokakların damlar olması var. Efendim belli öbekler evler etrafında toplaşma var. Yani çok büyük aslında benim tahminim. Şimdi ayrıca belki giremeyeceğiz ama her bir yerleşimin içindeki öbeğin, alt mahalle öbeğinin neredeyse bir tür kendi ihtiyarını veya bir işte temsilcisini çıkardığı ve bunlar arası yatay olarak örgütlenmiş gruplar halinde ortak sorunlarını çözdüğü anlaşılıyor Çatalhöyük. Yani tırnak işte ihtiyarlar heyeti diyelim ama böyle illa buraya indirgemek zorunda değiliz. Grupların yani alt grupların temsilcilerinin yatay örgütlenmesiyle kurulmuş bir tür toplumun kendini öz yönetimi var neredeyse. Bu çok kritik bir şey. Çünkü tekrar ediyorum devlet yok, tapınak yok. Bunlar ispatlandı. Bakın din yok demiyorum. Belki de vardı o başka bir şey ama onun bile bireysel düzeyde yeniden üretildiği bir yer var çok belli. Ki bence çok
şamanizm andıran uygulamalar var dinden ziyade. Ama son tahlilde grubun içinde bütün parçalayıcı göreceğimiz dinamiklere rağmen bizim modern bilgimizle parçalanmamış ve birlikte dayanışarak yaşamaya devam eden, kararlarını birlikte alan ve buna da birlikte sahip çıkan çok belli ki bir gruptan bahsediyoruz. Hocam, o zaman şöyle yapalım isterseniz. Bu bölümü de burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde artık bu devletin de yavaş yavaş ortaya çıkacağı ilk örneklere bakalım. Eğer sizin için de uygunsa. Bu arada dinleyenler için de şunu söyleyeyim. Göbekli Tepe ve Çatalhöyük ile ilgili daha fazla bir şey öğrenmek veya işte oraları görmek istiyorsanız Erdem Hoca'nın YouTube kanalından Erdem Denk yazıp bunu izleyebilirsiniz.